Moda editörlerimizin bu hafta yine işi çok zordu. Birbirinden güzel kadınlar arasından 5 kadını belirlemek için kafa kafaya verdiler ve bakın bu hafta kimler şık 5 listemize girdi. Transparan elbiseler, pırlanta küpeler ve en havalı saçlar burada. Beğenemediniz mi? Magazin 8 moda editörleri haftanın en şık hanımefendilerini açıklıyor. Aferin kız, gözüme girdin. Bengü bu hafta kusursuzluğun vücut bulmuş hali gibiydi. Beyazı taşımak zor. Bembeyaz bir kombin yapmak çok daha zordur ama Bengü bu işin altından kalkmış. Alkışlar gönderiyoruz Bengü'ye. Sallaya sallaya, oynaya oynaya. Bırak abicim bırak. Ne alkışlıyorsun yoktan yere? Mayoyu andıran üstü dantel ve taş işlemeli elbisesi el emeği göz nuru. Hadi daha yakından bakalım. Benim gözlerde arıza var da bu aralar. Yarım boğazlı, uzun kollu, kalçanın hemen altında biten beyaz elbisesi transparan tül üzerine kristal taşlarla işli. Her bir geometrik desen ince bir işçilik ve muazzam bir uyumla birbirine bağlanmış. Sahnede rahat hareket edebilsin diye de kol altları boş bırakılmış. Hay aklına bir yaşala. Elbisenin kalça kısmının hemen altından bir karış uzunluğunda püsküller sarkıyor. Aslında bu tarz püsküller baseni geniş gösterdiğinden büyük risktir. Ama Bengü incecik olduğundan püsküller hem çok şık durmuş hem de hareketli kombinini biraz sakinleştirmiş. Güzel olmuş aslında canım. Giyerlerine ben kendi giyerim güzel. Dost başa düşman ayağa bakar derler ama bu ayakkabılar bakılmayacak gibi değil. Elbiseyle aynı kumaştan dizüstü bir çizme diktirmiş Bengü. Diz kapağı ve bileklerinin arası tamamen dantel ve üstü tıpkı elbisesi gibi taş işli. Sıcak havalara uyum sağlamak için de çizmenin burun kısmı açık bırakılmış. Gördüm. Kıyafet o kadar gösterişli ki Bengü'nün aksesuar kullanmasına gerek kalmamış. Zaten elbise başlı başına aksesuar gibi. O nedenle sadece kulaklarına tek taş pırlanta küpe takmış. Boş ver, bu sefer de böyle oluversin canım. Siyah küt saçlarını postişle uzatarak ensede at kuyruğu yaparak güzel yüzünü daha aydınlık bir hale getirmiş. Bengü'nün kombini gibi makyajı da kusursuz. Siyah kalem ve bol maskarayla belirginleştirdiği gözleri başrolde. Yüzüne ise doğal tonlar kullanmış. Şeftali tonundaki allığını yok denecek kadar az bir rujla bütünleştirmiş. Tebrikler Bengü. Özledim onu çok, iyi mi kötü mü? Benim kadar canı yanıyor mu? Aradım kapalı, evde de yoktu. Acaba geceleri geziyor mu? Green'in farklı tonlarıyla vücudu üstünde degrade yaratan Şevval Sam fiziğine en çok neyin yakışacağını çok iyi biliyor. Kalın askılı, kelebek kesimli, derin göğüs dekolteli gri elbisesinin boyu tam diz kapaklarında kesilmiş. Sizin bu ev kızı halleriniz öldürecek beni. Hem olduğundan uzun hem de bacaklarını olduğundan ince göstermiş bu kesim. Elbisenin üstündeki iri payet işlemeleri kıyafetine hareket katmış. Parıltılar ince fiziğini vurgulamış. Elbisesinden bir ton açık gri bantlı ayakkabılarının uç kısmındaki altın işlemeler çok zarif durmuş. Kulağına taktığı pırlanta küpeler bu gösterişli elbiseyi sakinleştirecek ve aynı zamanda sofistike bir hava katacak seçim olmuş. Yok artık, daha ne var? Saçlarını tepeden bani topuz yapmış. Perçemleriyle yüzünü çerçeveleyerek renkli gözlerini iyice ortaya çıkarmış. Makyajı sahne için yok denecek kadar az. Zaten bu güzelliğin makyaja da ihtiyacı yok. Anlaşılmıştır umarız. Evet, şimdi anladım. Bol maskara ve ince eyelinerla gözlerine vurgu yapmış. Hafif bronzallık ve dudak rengine yakın pembe bir rujla cildini parlak göstermeyi başarmış. Tene en yakışan renklerden biridir bebek mavisi. Taşıması ve kombinlemesi zordur ancak Hatice Şendil hem fizik hem moda zevki avantajıyla muhteşem bir görünüme kavuşmuş. Terbiye,
güzellik, asalet hepsi onda. Yarım boğazlı, halter yakan mavi elbisenin tamamı saten üzerine dantel işlemesiyle çok şık bir görünüme kavuşmuş. Göğüs kısmındaki damla pençere gizem yarattığı gibi diz kapağının hemen altından başlayan A kesim yırtmaçla da bütünlük sağlamış. Resmen yıkılıyor Hatice Şendil. Ah, İltifat ediyorsunuz. Elbisenin kalça kısmındaki iki kat dantelden oluşan mini katman bacak ve gövde boyunu dengelemiş. Hatice Şendil siyah, ince bantlı, yüksek topuklu ayakkabılarıyla hem elbisesini gölgede bırakmayacak hem de tarzına uygun bir seçim yapmış. Sizi tebrik ederim. Kulağına taktığı gümüş üstüne safir taşlı, tavus kuşunu andıran çift taraflı küpeleri kıyafet rengine uyum sağlamış. Elindeki yuvarlak formlu, üstü taşlarla dantel gibi işlenmiş çantasıysa başlı başına bir star. Rapunzel gibi uzun saçlarına dümdüz fön çektiren Hatice Şendil, bu senenin modası olan örgü taçla yüzünü açıkta bırakmış. Ha! Göz onu bir arar. Arar yani. Makyajı da en az kıyafeti kadar iddialı olmuş. Siyah ve pembe tonlarını karıştırarak dumanlı göz makyajı yapan ünlü oyuncu, yüzünü kontürleyerek elmacık kemiklerini belirginleştirmiş. Macenta tonlarındaki rujuyla da hem göz hem dudak makyajını vurgulamış. Allah yarattı denen bana, altını bastıra bastıra çiziyorum. İşte haftanın en iddialı hanımlarından biri daha. Merve Üzbey satenin çekiciliğini sonuna kadar kullanmış. Kalın askılı, neredeyse göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli siyah elbisesi tam üstüne göre dikilmiş. Öyle olmaz, öyle olmaz. Bal gibi olur. Kalçaya kadar vücuda sımsıkı oturan elbise kalçanın hemen altından A şeklinde açılarak uzun bir kuyruğa dönüşüyor ki bu kesim Merve Özbey'i hem olduğundan uzun hem de çok daha ince göstermiş. Halüsinasyonlar görüyorum ya. Elbise o kadar iddialı ki mücevhere gerek kalmamış. Ama koluna taktığı altın saat siyah kombine renk katmış. Hafif dalgalı fön çektirdiği saçlarını V şeklinde ayırarak yarım at kuyruğu yapmış. Şuranın güzelliğine bakan bir şeye dikkat ettiniz mi? Etmez olur muyuz efendim? Makyajı son derece dozunda ama çok da iddialı olmuş. Bronz tonlarda allık ve far kullanan Merve Özbey, eyeliner'ını kalın çekerek kedi gözü havası yaratmış. Pembe tonlarındaki rujuyla bronz makyajı renklendirmiş. Şık olmak için illa gece kıyafetleri giymek, pullara, payetlere bulanmak gerekmiyor. İşte bir örnek. Son derece salaş, sade ve şık. Yapma ya. Otantik desenlere düşkünlüğünü bildiğimiz Bergüzar Korel, kırmızı, turuncu ve mor çizgili, bilekten lastikli, hem şık hem gösterişli, aynı zamanda çok da rahat olan bir şalvar tercih etmiş. Allah Allah, renginden midir nedir? Üstüne giydiği ince askılı siyah atlette renk skalasını dengelemiş. Sırtına taktığı bordo sırt çantası renk olarak kombinine, model olarak tarzına çok uygun olmuş. Hadi ya. Boynunda aşk yazan altın bir kolye, o kolyeye uygun şekilde kulaklarına ucunda liralar olan halka küpeler takmış. Saçı da kıyafeti gibi salaş ve tarzına uygun. Vay anam benim. Basit bir topuzu yüzüne yakıştırmayı başarmış Bergüzar Korel. Yüzünde bir gram bile makyaj yok. Ama buna rağmen cildi pürüzsüz ve ışıl ışıl. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret. Buluşalım galiba.